Nisan Bey, nasılsınız? Teşekkürler, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Öncelikle çok yoğun bir çalışma temposunun içerisinde bizler için ayırdığınız değerli dakikalara ve yılların tecrübe ve bilgilerini bizlerle paylaştığınız için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ali İhsan Bey, Ali İhsan Değirmenci Tasarım Atölyesi'ndeyiz. Burada verdiğiniz başarılı hizmetlerle şu an sektörün en iyilerinden birisiniz. Herkesin bildiği, tanıdığı, tercih ettiği iyi bir işletme ve işletmecilik yapmaktasınız. Ben burada verilen hizmetler, sektör olan katkılarınız ve tercih edilme sebepleriniz gibi değerli bilgilerin tamamını alıp değerli izleyicilerimizle paylaşacağım. Ancak öncelikle sevgili izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Sayın Ali İhsan Değirmenci kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Elbette. 2006-2007 yıllarında ilk adımı attığımız bir sektörümüze yaklaşık 12 senedir hizmet vermekteyiz. Ali İhsan Değirmenci olarak Kocaeli İzmit doğumluyum. 35 yaşındayım. Bir çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. 12 yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz. Aslen İzmit doğumlusunuz, Kocaeli doğumlusunuz. Ve siz bu sektöre girmeden önce de özellikle yine bu sektöre bağlantılı olabileceğini düşündüğümüz inşaat sektörünün içerisinde Türkiye'nin ve dünyanın bildiği çok ciddi markalarla da çalışma imkanı buldunuz. Evet. Şimdi bu sektöre girişiniz 2006-2007 yılları. Evet. Geçen süre içerisinde kendinizi her gün biraz daha geliştirerek hem sektör bazında en iyilerden biri olmayı başardınız. Evet. Hem de burada yetiştirmiş olduğunuz gençlerimize iş imkanı sundunuz. Bunların evet. onlarcası bugün piyasada bu işi yapmaktadır. Evet. Ben burada verilen hizmetlere yine değinmeden önce biraz konumdan söz etmek istiyorum. Toplam kaç metrekarelik bir alandır efendim burası? Burası butik ismiyle adlandıracağımız 16 metrekarelik bir alan sahip. 16 metrekarelik. Son derece küçük ama evet. son derecede şirin ve kişiye özel çalışmaların yapıldığı evet. ofis ortamı. Evet. Şimdi burada verilen hizmeti biraz açalım mı? Ali İhsan Değirmenci olarak gelen konuklarımız ya da talepler doğrultusunda değerli müşterilerimiz sizden ne tür hizmetler almakta, onlara neler sunabiliyoruz? Elbette. Bu sektör büyük bir sektör. Sektörün içerisinde ihtiyaç duyulan insanları sıfırdan alarak ve değişik illerden özellikle bu işe gönül vermiş ama kendilerini ifade edemeyen insanları sıfırdan alarak en iyi noktaya getirme gayreti içerisindeyiz. Sektörün mimari alanına hitap ediyoruz. Bu katalog basımlarından tutun, bu işin görselleştirme, kat planı, işte dış cephe, iç mekan görsellerini programlar bazında, yardımcı programlar bazında öğretme gayreti içerisindeyiz. Ve özellikle sevdiğimiz işi yaptığımız sebebiyle insanların psikolojik noktalarını, sıkıntılarını da keşfederek onların bu işin ne kadar zevkli, ne kadar kolay olduğunu anlatma gayretindeyiz ve zor olan bir tarafı icra ediyoruz. Ama sevdiğimiz işle paralel gittiği için de bizim için yük değil, bilakis daha tatlı, daha hoş bir sohbet ortamı oluşmuş oluyor. Şimdi Ali İhsan Bey, biraz evvel söylediğiniz şuydu. Dediniz ki biz bu işi çok severek yapıyoruz evet. ve kendini ifade etmekte zorluk çeken ya da piyasaya girmekte sıkıntı yaşayan sevgili gençlerimize de bu işin eğitimini vererek evet. hizmet veriyoruz. Bu da aynı zamanda siz bu işi öğretip aktarırken sanki biraz da psikiyatri görevi de veriyorsunuz. Evet. Onlarla olan diyaloglarınız, onlarla olan sohbetleriniz zaten evet. çok sevdikleri bu işi evet. yaparken kendilerini ifade etme özelliklerini de ediniyorlar. Becerinin yanı sıra evet. piyasada kendini ifade etme özelliklerini de buradan sizlerden almış oluyorlar. Kesinlikle. Şimdi biraz evvel dediniz Türkiye'nin birçok noktasından anladığım kadarıyla gelen konuklarınız ve misafirleriniz var. Evet. Ağırlıklı olarak size gelen müşterileriniz ve misafirleriniz nerelerden gelmekte? Üç ayırabiliriz bunu. Bireysel anlamda kendini yetiştirmek isteyen insanlar, kurumsal firma bazında kendi firmalarını geliştirmek isteyen insanlar, bir de belediye tarzında kurumsal yine giriyor ama bunu biraz daha kişisel ve devlet kurumlarına göre ayırdığımızda bu tarz kurumlara hizmetlerimiz oluyor. Bir Türkiye'nin birçok iline hizmetimiz bulunuyor. Sadece bölgeyle sınırlı değil. Değiliz, evet. Bölgeyle sınırlı değiliz. Kocaeli olması hasebiyle belki ulaşımda bir sıkıntı, bizim handikapımız olabiliyor. Lakin biz bunu illere ziyaretlerimizde, seminer bazında veya 5 günlük, 3 günlük ziyaretlerimizde oralarda özellikle evet. siz hizmetlerimizi götürebiliyoruz. Evet. Gelen konuklarımızın yanı sıra evet. siz de talepler doğrultusunda gidip bizzat oralarda hizmet evet, verebiliyorsunuz. Evet. Şimdi ben bu soruyla ilgili tabii çok anlaşılır olmayacaktır. Mutlaka değerli izleyicilerimiz hak verecektir. İnsanların öğrenim beceri ve bir öğretiyi algılama düzeyleri çok çok önemli. Ama yaklaşık saatlerine baktığımızda sizden alınan bu eğitimle bu sektörde hizmet verebilmeye başlama süresi nedir? Hemen ifade edeyim. Sıfırdan bir insan ele aldığımızda yaklaşık 50 saatlik bir eğitim süreci bu iş için yeterli bir süre. Çünkü işin teknik noktalarına dokunmaya çalışıyoruz. Lafı uzatmadan teknik noktalarının ezbere dayalı değil mantığa dayalı olduğunu ifade ederek ve bundan sonraki projelerinde bu ifadeleri kullanmanın devamı gelecek. Hiçbir şekilde bozmanıza lüzum yok. Gerçek hayatı tasviri bir nevi bizim en büyük anahtarımız diyebilirim. Aynı zamanda bizim dışarıdan ikinci bir yaptığımız işin yani proje görselleştirmesi, inşaat firmalarına desteğimizde
sahada siz nasıl ilerlersiniz de pekiştirmeye çalışıyoruz. Bu işin en önemli noktalarından bir tanesi oluyor. Şimdi bu eğitim kısmı ile ilgili verdiğiniz bilgiler, ama siz sadece bu eğitimle sınırlı değilsiniz. Aynı zamanda gelen talepler doğrultusunda müşterilere hizmet de vermektesiniz. Evet. Proje bazında da hizmet vermektesiniz. Evet. Biraz onu da açalım mı efendim? Tabii ki. Özellikle bu sektörle ilgili neler yapılabiliyor? Tabii ki. Orta ve büyük ölçekli firmalarımız bizden daha inşaat safhası ortada yokken maliyeti düşürmek adına ve insanlara doğru bir sunumu gerçekleştirmek adına tercih noktalarını kullandıklarında biz onlara bir yardım noktası, bir co-pilot noktası olmaya çalışıyoruz. Çünkü irili ufaklı projelerde çalışan insanların daha büyük projelerde bu işi yürütemediklerini görüyoruz. Aynı zamanda Türkiye'de bir eksik nokta olduğunu görerek hem bizim her şeyi yetiştiremeyeceğimiz düşüncesiyle ülkemize de katma değer olması sebebiyle insan yetiştirme politikamız ortaya çıkıyor. Hem de kendimizin kadrosunu genişletme. Aslında bir nevi burada daha fazla ekip oluşturma gayreti içerisindeyiz. Bunu nispeten zaman ayırarak yapmaya çalışıyoruz. Çünkü üçüncü bir hedefimiz aslında olan uygulama işine bir adım atma. Yani bizim hayalimizin en çok nirvana noktası burası olacak şimdi diye. Hemen ana bağlantıları da sormak istiyorum. Evet, biraz evvel de söyledim, bu sektörde başarılı hizmetlerle şu an sadece bölgenin değil, belki bu sektörün en iyilerinden birisiniz. Teşekkürler. Ben biraz nereye yönelik plan projeleri de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili projeniz neler, neler yapmayı planlıyorsunuz? Evet, bu soruyu sormanız benim için büyük bir onur. Çünkü insan top misali olduğu yerde saymamalı. Yaş itibariyle bu işin bir hamallığı, bir yükü, bir deformasyonu olacak düşüncesiyle gelecek nesillere bunu doğru aktarmak gerektiğini düşünüyorum. O sebeple şu anda üzerinde çalıştığımız bir uygulama sahasına yavaş yavaş geçeceğiz. Çünkü bunun daha önceki feedbacklerinde şantiye şefliği sorumluluğu ile bu işin eğitim tarafını harmanlayarak artık son noktaya getirmemiz bizim planlarımız içerisinde. Bir de şöyle bir müjdeyi daha buradan vermekte fayda görüyorum. Bize ulaşamayan insanlara yakın zaman içerisinde bunu çalışmadan da yapmaya çabalıyoruz. Online eğitimlerimizi de devreye sokmak planlarımızın diğer bir tarafını oluşturuyor. Bu özellikle Türkiye'nin tamamına olduğu gibi belki Türkiye Cumhuriyetlerinde olan vatandaşlarımızın da bu konuda hizmet alabilme imkanını bulabileceklerini söyleyebiliriz. Evet. Şimdi biraz önce söyledik, bu sektörde en iyisiniz fakat yalnız değilsiniz. Evet. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden biliyorsunuz birçok işletme, kurum, kuruluş da bulunmakta. Evet. Özellikle öğrencilerinizin ve sektör çalışanlarının ısrarla Ali İhsan Değirmenci'yi tercih etme sebebi size göre nedir? Sizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliğinizin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Bu soru da çok gerçekten önemli bir soru. Bizi inanç noktasından inancı olmayan veya farklı sektörleri ifade ettiğimiz o kelimeleri doğru bir şekilde seçmeye çalıştığımız insanlar tercih ettiklerinde biz insan nazarıyla baktığımızda bir güven olduğunu, güven telkin ettiğimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Çünkü herkesin aradığı hele şu devirde en önemli nokta güven noktası. İkinci noktamız da bu işi deneyimlerimizi geçmişe baktığımızda yavaş yavaş özveriyle ve bütün hallerimizi, bütün emeklerimizi verdiğimiz bir yüklü bilgiyle aslında ifade etmemize bağlıyorum. Çünkü bu ikisi birleştiğinde aslında sizin değeriniz ortaya çıkıyor. Size olan güven perçinleşmiş oluyor. Ondan dolayı bu bizim için kilit nokta diyebiliriz. Şimdi her eğitim veren, özellikle öğretmen dediğimiz mesleki gruba baktığımızda öğretmenliğin aslında sözlük anlamı öğrenmeni öğretme sanatı. Evet. Doğal olarak siz bugüne kadar kendinizi geliştirip kendinizi geliştirdiğiniz bu konulardaki bilgi ve birikimlerinizi de gelen öğrencilerimize aktaran ama aynı zamanda öğretirken de öğrenenlerdensiniz. Çünkü çok ucu açık bir meslek ve sektör olduğunu görüyorum. Evet. Önümüzdeki yıllara baktığımızda gençlerimizin çok fazla talep göstereceği ve gerçekten dışarıya olan bağımsızlığın da bağımlılığını da özellikle kurtararak Türkiye'de bu sektörün ciddi anlamda iş yapacağını görüyoruz. Evet. Gençlerimize özellikle ben buradan tavsiye ediyorum. Gelecekle ilgili mesleklerden, tercih edilmesi gereken mesleklerden belki en önemlilerinden biri. Kesinlikle. Burada biraz evvel de söylediğiniz gibi 50-60 saatlik bir eğitim sonrası aslında siz kendinize bir iş imkanı yaratıyorsunuz. Evet. Bugün sektörde çok fazla tercih edilecek bir bilgi ve birikime sahip olacaksınız. Bunu gelecekte her gün biraz daha geliştirerek, çünkü bunun sonu da yok, bu teknolojinin de sonu kesinlikle yok. Bilim ve teknolojinin asla sonu yok. Siz öğretirken de öğrenenlerdensiniz, araştırmacılığınız da devam ediyor. Evet. Dünyada en iyi kullanılan teknolojiyi, ürünü ya da malzemeyi siz özellikle öğrenerek buradaki öğrencilerimize de aktarmaya devam edeceğinizi görüyorum. Şimdi Türkiye'nin birçok noktasından gelen konuklarımız var ya da bize talepler var dediniz. Hı hı. Bizi izleyen değerli izleyicilerimizden böyle bir talep gelmesi durumunda sevgili izleyicilerimiz sizlere nerelerden ve nasıl ulaşabilecekler efendim? Buradan öncelikle bizi tercih eden insanlara çok teşekkür ediyoruz. Bu bizim için büyük bir şereftir. Kocaeli Hizmet Merkezi olarak ulaşımı aslında gayet kolay bir merkeziz. Lakin ulaşmak isteyenlerin
Burada konaklama imkanlarını da biz naçizane ön ayak olarak sağlamaya çalışıyoruz. Ve eğitimlerimizi butik dediğimiz bu küçük merkezimizde kişiye özel olarak işlemeye çalışıyoruz. Tercih eden insanları öncelikle telefonda aradıklarında bilgilendirme, mail yoluyla bilgilendirme şeklinde bir yolumuz, tercihimiz var. Tabii en önemli şey içlerinde bu hayali canlı tutarak gelmeleri. Çünkü bizi canlı kılan da burası. Yani istek karşılığı istek. Fazla ucu açık sizin de tabirinizde. Bundan dolayı bizi tercih ettikleri için buradan tekrar teşekkür ediyorum. Umarım kendileri için başarılı bir hayat, başarılı bir iş hayatı önlerine çıkmış olur. Efendim dediğim gibi çok yoğun bir tempo, çok yoğun bir çalışma ortamı ve bu kadar kalabalık bir ortamda bizler için ayırdığınız bu değerli dakikalara ben tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum.